bugün sabah saatlerinde Fatih Portakal bir tweet atmıştı. Ben de bundan böyle YouTube'dayım. İyi bir şey yapın, kanalıma abone olun vesaire. Daha sonra YouTube kanalında Fatih Portakal bir video paylaştı. Sürprizlere hazır olun dedi. Bundan sonra buradan da yayın yapacağız dedi. Ve medyanın büyük bir bölümünde Fatih Portakal bu duyurusuyla haber oldu. Ben de bir video çektim, duyurdum zaten. Ve dedim ki dikkatli olsun dedim. Sputnik'te dedim Ahmet Davutoğlu'nu konuk aldılar. Pardon, Sputnik'te çalışan Yavuz Oğhan dedim. Bir de bunu dinle kanalında. İsmail Saymaz ve Akif Beki ile kendi YouTube kanallarında. Ve Sputnik işine son verdi dedim Yavuz Oğhan'ın. Fatih Portakal da dikkat etsin. Gerçi Fox TV böyle bir şey yapmaz dedim. Neden yapsın dedim. Ama yine de onların formatını kullanmasın. Alacağı konuklara dikkat etsin dedim. Vallahi Fox TV beni yanılttı. Ve akşam saatlerinde Fatih Portakal bir tweet attı. Kanalı Fox TV'den gelen ihtar neticesinde kullanmayacağını duyurdu. Kural kuraldır dedi, uyacağız dedi. Belki başka zaman YouTube'a dedi başlarız. Bu şunu gösteriyor aslında. Televizyon kanalları sosyal medyadan korkuyor. Çünkü insanlar artık televizyon kanallarını izlemiyor. Gazeteleri okumuyor. Radyoları dinlemiyor. İnterneti, internet sitelerinden, Twitter'dan, Facebook'tan haberleri buralardan okuyor. İnterneti bunun için kullanıyor insanlar. Aynı şekilde YouTube haberciliğin artık zirveye oturduğu bir nokta. İnsanlar her yerden duygu ve düşüncelerini paylaşıyor, yorumluyor. Birçok gazeteci, birçok aydın YouTube üzerinden hiçbir beklenti sormadan düşüncelerini paylaşıyor. Gayet güzel bir platform yani. Memduh Bayraktaroğlu olsun, Çağlar Cilara olsun, Can Ataklı olsun, Sabahattin Önkibar olsun. Bu tarz isimleri ben severek izliyorum. Bir ara İrfan Değirmenci'yi de izliyordum YouTube'da. Ama yaklaşık 2 aydır onun görüşlerini, yorumlarını YouTube üzerinde izleyemiyoruz. Neden? Halk TV'de işe başladığı için o da YouTube'u boşladı. Ne Fatih Portakal, ne İrfan Değirmenci, ne Can Ataklı, ne Sabahattin Önkibar. Hiçbiriniz burayı boşlamayın. Gelecek burada. Dünyanın dört bir tarafında artık kağıt medyası uçmuş gitmiş durumda. Dünyaca ünlü gazeteler kapatıyor yazılı versiyonlarını. İnternet üzerinden yayın yapmaya başlıyorlar. Siz çağa ayak uyduracağınız takdirde de çağa ayak uydurmak yerine yasaklamaya çalışıyorsunuz. Fox TV şu an bunu yapıyor. En çok izlenen haber kanalı diyoruz Fox TV. Ama YouTube'daki abone sayısına bakıyoruz. 200 bin civarı. Niye 1 milyon değil? Niye 2 milyon değil? Öyle ya. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı sözde. Adam izin vermiyor ki yayınların demek ki Fatih Portakal tarafından daha fazla kitlere ulaşmasını. Tamam. Fatih Portakal yine videolar çeksin. YouTube'dan programlar yapsın. Fox format adında yapsın. Yok olmaz. Orada da özgürce demek ki görüşlerini ifade edemeyecek. Biz bunu anlıyoruz. Neyse, fazla uzatmaya gerek yok. Biz buradan paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Görüşlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Biz sizlerle mutluyuz. Elimden geldiğince de ben sizleri aydınlatmak için bazı başlıklarda videolar çekmeye devam ediyorum. Fatih Portakal gibi bir isim de olsa iyi olurdu. Ama olmayacak gibi. İrfan Değirmenci en azından geri dönerse çok iyi olur. Ona da bu platformda gerçekten ihtiyaç var.